Herkese merhaba arkadaşlar. Ece arkadaşımızın yazda olduğu tiyatroya hoş geldiniz. İyi seyirler. Oy, ana kırılmış ya. Sabahtan akşama kadar iş yapıyor. Oy. Kırılmış yeminle sırtım. İnşallah bu çay ana iyi gelir. Oy, sabahtan akşama kadar yeminle var ya köle gibi çalışıyorum ha. Sırtım geldi bizim gene ayırsız. Geldim patlama geldim. Ay geldim patlama. Ha sen mi geldin hayırsız? Sabahtan beri kapıdayım. Sanki sarayda oturuyoruz ne sonunda. Geldim işte. Ay çok yoruldum. Oy sırtım kırıldı. Nasıl geçti bakayım okul? İyiydi ya her zamanki gibi. Niye geç geldin? Niye nefes nefesesin? Ay egoyu kaçırdım. Koşa koşa geldim. İyi halt yedin. Niye? Ne yapıyordun egoyu kaçırdın? Ay telefonumu sınıfta unutmuşum. Onu almaya gittim. Onu da unuttun. E sen neye yarıyor? Ay anne yine başlama daha dur. Ay Allah'ım ya. Kıza bak. Peki. Bugün senin sınavın varmış. Bütün arkadaşların çalıştı. Anneleri gitmiş. Öğrenci şeylerini çocuklarını izlemiş. Sen niye bana haber vermedin? Şey anne ben de okulda öğrendim ya. Niye sen okulda öğreniyorlar da onlar önceden öğreniyor? Bilmiyorum duymamışım ya dalgınlığıma gelmiş. Tabii canım hep öyle olur zaten. Görüyor musun? Nasıl geçti bakalım sınav kaçıncı oldu? İyi gibi ya 28. olmuşum. Hı? İyi mi 28. öyle mi? Evet. Hay bana bir şeyler. Allah'ım sen bana erdi be. Peki benim tembel kızım. Sınıfta kaç kişi var sizin? 30 kişi var da çoğu da tembel ya. Hı? 30 kişi var. Tembel. 28. Ben tembel kızım. Sen 28. oldun zaten sınıfta 30 kişi var. Sen önündeki kişiler tembel mi diyorsun lan? Tembel teneke. Anne ben onlara tembel demedim. 29. ve 30. kişiye dedim. Ama o 3 kişi olmasaydı 25. olurdum. Hep onlar yüzünden oldu ya. Tabii canım tabii. Kesin öyledir. Hep öyle olur canım zaten. Ey gidi günlere ben sizin yaşınızdayken yeminle bir elimde defter kitap bir elimde bez vardı be bez. Ey ben anneme bir şey deyince ya da annem bana bir şey deyince ağzımın önünde nefes almaya korkardık be. Aha bak neyle uğraşıyorsun sana canım sana. Ne bu? Şey, neyle uğraşıyorsun? Ya anne evvelce bir çocuk var bizim sınıfta videoları çok güzel çok hoşuma gidiyor. Yeni video atmıştı ona bakıyordum ya. Ha belli zaten niye 28. oldu. Dakika başı gel git bu telefon. Gel git bu telefon. Eray mıdır nedir? Dakika başı onunla oynayın tamam mı? Sürekli bununla oynayın siz. Aha şimdi bir de bir şey yarayacak güya. Ya anne ya of. Yine oflama. Başladın ya. Neye gene başladım? Allah'ım. Sizin yaşınızla bizim yaşımız aynı. Tabii. Ne demek yani sen bana yaşlı mı demek istiyorsun? Ya anne ya of. Ha? Hepsiz. Geldi bir de bana ne diyor? Bir de bana yaşlı diyor. Görüyor musun? Yaşlıymışım. Telefonum nerede? Oy. Telefonum neredeydi benim? Telefonum nerede benim? Ay sırtım nasıl ağrıyor ya? Neydi bu çocuğun adı? Hasan. Eren. Yok. Neydi ya? Eray. Bizim hayırsız çok yazdığına göre konuştuğuna göre demek bir şeyler var. İzleyeyim ben bunu neymiş? Ha buymuş. Ya şunu bir izleyeyim bakayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eray Veren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlerle birlikte helal köftesi yapacağız. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle hemen alıyorum önüme kabımı ve malzemelerimi sayacağım ve yavaş yavaş içine ilave edeceğim. Bir bardak irmiğimizi ilave ediyoruz. İrmik, bulgur. İkisini de ilave ediyoruz. Ve ardından hemen üstüne sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzu da ilave edelim. Ve ağzını kapatıyoruz. Bu bir 5-10 dakika şişmesi için bekleyecek. Böyle şişecek ve yumuşayacak. Evet 5-10 dakikamız geçti. Hemen ağzını açıyoruz. Tam kıvamında olmuş. Ve içine hemen bir yemek kaşığı salça ilave etmek istiyorum. Evet bir yemek kaşığı salçamız yeterlidir. Siz damak zevkinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Ve baharatlarımı ekliyorum, tuzumu ekliyorum ve bir yandan da karıştırıyorum. Karabiber, tuz, nane ve pul biber ekliyorum. Karıştırıyorum. Ben her baharattan bir tatlı kaşığı kullandım. Siz damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Biz orta acı sevdiğimizden dolayı. Harcımızı iyice karıştırıyoruz ve bir tane yumurta kırıyorum. Evet yumurtamı da kırdım. İyice karıştırmaya devam ediyorum. Evet harcımız hazır. Çok güzel bir kıvamı oldu.
hemen şekil vermeye geçelim. Eme bir miktar alıyorum falan köftemden. Çok küçük olacak, büyük olmayacak. Hemen yerini yuvarladıktan sonra hemen serçe parmağımın ortasına şekil veriyorum ve tabağıma alıyorum. Ve ardından kaynatacağız. Bütün aşamaları yapıyorum. Biz felak köftesini yaparken mutlaka birinden yardım alın. Çünkü hepsini yapamazsınız. Çünkü malzemesi çok olduğundan dolayı çok yorulursunuz. Benim de zaten son felak köftemi yapıyorum. Hemen sonuncusu da yuvarlıyorum. Serçe parmağımla hemen ortasına şeklini veriyorum ve bırakıyorum. Şimdi ise hemen tenceremi alıyorum ve ocağımın altını yakıyorum. Ve içine bir miktar suyumdan ekliyorum. Evet, bir miktar ekleseniz yeter. Siz felak köftenize göre değişebilir suyu. Ve kettle'da kaynattığım suyun içine hemen felak köftelerimi ekliyorum. Ve bir tur karıştırıyorum. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Zaten 5-10 dakikaya kadar felak köftemiz pişmiş olacak. Evet, biraz bekleyelim. Evet, felak köftelerimiz pişti. Hemen ocaktan alıyorum felak köftemi. Ve hemen suyun tabağıma koyuyorum. Ve hemen dumanın üstündeyken pratik bir sos tarifi yapacağız. Hemen onun tarifine de geçelim. Evet, tabağımı aldım. Böyle. Şimdi ocağımızı yakıyoruz tekrardan. Ve hemen üstüne sos tabağımızı koyuyoruz. Ve içine bizim evde rendelenmiş domates vardı. O yüzden rendelenmiş domatesimizi koyuyoruz. Sıvı yağımızı gezdiriyoruz. Ve ardından sarımsaklarımızı da ekliyoruz. Hemen şurada sarımsak koyacağım. Evet, sarımsaklarımızı da içine ekliyoruz. Ve şöyle 2-3 kere şöyle karıştırıyoruz. Ve hemen hazır olacak. İçine de birazcık tuz ekleyeceğim. Şöyle. Bir çimcik tuz ekleseniz yeterlidir. Sosumuz kaynadıktan sonra ocaktan hemen alıyorum sosumu. Ve hemen sunuma yapmaya geçiyorum. Ben bol soslu seviyorum. Siz de maksatınıza göre değiştirebilirsiniz. Ben 3 yemek kaşığı sosumdan ekliyorum üstüne. Ve son olarak sunumu için hemen maydanoz doğramak istiyorum. Siz isterseniz nane de ekleyebilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa ekleyebilirsiniz. Evet, felak köftelerimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli koktu. Herkese afiyet olsun. Ben mutfağımı toplarken üstümdeki tişörtü çok merak etmişsiniz. Bunu da kardeşimle birlikte Eray Veren YouTube kanalımıza boyadık. Bunu da videonun sonuna linkini koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi. Yorumlarsiyonu bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Eray Veren YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Vay be. Valla ben hala oturuyorum. Çocuk yemeğini yaptı. Reklamını yaptı. Bitti her şey. Ben hala oturuyorum. Çocuk her şeyini yaptı. Acaba ben akşam ne yapayım? Efendim, telak mıdır nedir onu yapayım? Vay nasıl hastayım ya. Damla kapıyı aç Damla. Anne bir işim var, sen bakıver. Ne işim var kızım, seni kalksana. Anne bir işim var, bakıver. Ay Allah seni kahretsin. Oy oy oy. Geldim geldim patlama, geldim ya patlama. Oy anne sen miydin anne? Şşş, çekil şuradan. 2 saat kapıda bekletin beni. Valla anne sarayda oturmuyorum, ne oldu, bir şey mi oldu, hayır mı? La damadımın evine izinsiz gelemeyeceğim mi? Heh, hemen de damat dedi. Sanki hiç kızının evi değil. Neyse anne hayır mı? Şey bizim damla mıdır nedir kız bizim şeye koymuş. Bir şey getirmiş ne? Cappuccino. Kapı çalıyor. Ya bir tane bir şey getirmiş. Koyayım mı ondan yapayım mı sana? O nedir da? Ya vallahi bilmiyorum ki. Getirmiş içiyor kendine de. Ben de o sabah içtim biraz güzeldi biliyor musun? Koyayım mı sana da? Koy bari. İyi tamam. Damla! Anneannen geldi Damla. Damla hadi ya kızım. Babaanne? Ha hemen de o meymene sizin adını ağzına al zaten. Ben kimim ki burada? Ya anneanne hoş geldin. Çok seviyorum ya torununu, hemen de babaanne diyor. Görüyor musun? Anne karıştırdım ya. Tabii canım hep öyle olur. Kalk neye otursun sen kalk. Şu ya getirdiğin kapı mı çalıyor? Kaplana şino mudur nedir? Kalk onu yap. Ya anne daha demin geldin. Ya kalk bir yap getirsin işte. Ya anne işte, ne ya? Şu işleri de bana yaptırıyor. Ha, sanki sen zamanında çok yapıyormuşsun gibi bir de kızına mı vuruyorsun? Duyuyorsun ya anne ya sus annem yapma. Ya koysun sana kapı mı çalıyor nedir o içecek var. Anne cappuccino cappuccino. Ya da neyse işte kapı çalıyor işte ben de onu söylüyorum. Kalk da kal işte. Anne daha oturalı 5 dakika olmadı. Ya tamam kalksana ne oturuyor. Ya anne ol otur ya. Bütün işleri bana yaptırıyor. Bak git koy ya. Değil koyma. Anne. Ana sen niye öyle yapıyorsun kızın yanında? Ben kıza gitmeye çalışıyorum. Sen niye öyle yapıyorsun beni kötülüyorsun? Hadi aramızda ben ikimiz tekken yap. Kızım yanında niye öyle diyorum? Ben kıza eğitmeye çalışıyorum. Ha sen kendini çok eğitmiş gibi bir de kızını mı eğitmeye çalışıyorsun?
Yani şimdi o konuda biraz şey, yani beni eğiten sensin, o konuda birazcık duralım yani. Ha şimdi sen bir de bana alttan alttan laf sokuyorsun. Yok canım, ne lafı yani, ben ona mı söylüyorum? Ne lafı? Estağfurullah anam. Yok öyle bir şey. Bir şeyin adını bile söyleyemiyorsun. Kaplişilli. Kaplişilli değil anne, kapı çalıyor kapı. Ne kaplişilli? Çocuk daha demin dedi. Ne? Hayır annem, cappuccino, cappuccino dedi de. Valla cappuccino değildi ya, kapı çalıyordu. Cappuccino. Ya anne kapı çalıyor ya. Anne bak, karnem gelmiş. Ha dur dur bakayım. Oo mübarek, sayısal loto gibi ha. Bir. Oo maşallah. Bir tane iki var, o da bedenden. Aa bu hareketleri de yapamadın sen, Allah seni kahretmesin. Anne bir dinle. Ne dinle, dinle. Hop baban da geldi, sen ona cevabını versin. Geldim ya, patlama be. Ya kızım sen Eda güzelini yaparsın yavrum. Hah gel gel. Senin kızını sana sürprizleri var. Al bak. Ya bir dur, soluklanalım hanım ya. Neyi soluklanacaksın? Sanki dışarıda ne yapıyorsun? Sabahtan akşama kadar oraya buraya temizleyen ben. Toplayan ben. Aa bu kızına da bakan ben. Ya anne başlama. Eve de parayı getiren sensin herhalde. Getiririm sanki, ne var? Bu kimin karnesi? Kimin alacak senin tembel kızının? Başka kimin anne, olacak? Anne bir dinleyin. Bir de dinle diyor. Bir. Ha bir de iki var bir tane. Maşallah. Çok şu hareketleri bile yapamamış. Ya bir durun bir dinleyin ya. Neyi dinleyelim ya? Bir de dalga geçiyor. Ya baba ne dalga da söylediğinizde karnenin sahibi ben değilim. Senin değil de kimin karnesi? Annemin karnesi o. He? Benim mi? Ya dalga geçiyor görüyor musun? O ben ne anlat bir bakayım şu karneye. Ya sen neyin dedin Allah seni. Vay be. Oo vallahi yavrum çok sağ ol. Beden eğitiminden bile kalan bir kızım olduğunu hatırlattığın için. Yani iki şimdi... takla bile atamadın mı be yavrum? Yani duyuyorsun şimdi orada anne. Bence bir şey, ben yani ben normalde biliyorum ama ben hep beştim yani. O bir şey olmuştur yani. Senin derslerin de çok iyiymiş. Yani tabii tabii canım. Bu da benim be. Karnem. Oo. Bakayım bak. Maşallah bak, hepsi beş. Adama bir de sen bak. Aa, orada dört gördüm. En azından benim dördüm yoktu. Anne sen o dördüm bile yüksek notun yok çünkü. En azından dördüm yoktu. Aferin benim güzel kızıma. Görüyorsun. Ha, hemen de öv. Aferin kızıma. Ben hiç alınca kimse beni övmüyordu ama. İkide kimse ne övsün? Sanki güzel bir şeymiş gibi. En azından bir getirmedim. Sizin kızınız da 28. olmuş bugün he. Bedenden başka iki yoktu be kızım senin karnende. Ya anne geç oraya. Kızın senin 28. olmuş ha. O deneme sınavıydı. Başım ağrıyor. Çok da odaklanmadım. Tabii canım zaten hep öyle olur. Baş ağrısın yapamaz. O olsun yapamaz. Oo. Ya maşallah. Anne başladın yine ya. Tabii canım tabii ben başladım. Tabii of. Doğru söylüyorum. Ha hemen arkanı dön, ofla git tamam mı? Git hemen. Babacım bir de harçlığım bitmiş de. Ha gelen harçlığa başladı. Ben sana. Ne harcadın bu arada? Ne yiyecek bir günde? Ne aldın ki hemen bitirdin? Yok yok bey, o orada gelsin, burada gelsin. Ben onu buradan alıyorum, buradan çıkıyor. Geç tabii gezecek. Niye zamanında ben gezemiyordum? Anne sen evinde otursaydın. Bizim zamanımız aynı değil. Aynı anne neyi var? Ben de senin yaşındayken ha böyle çocuktum. Sen de benim yaşındayken ha böyle çocuktun. Yani herkeste var, ben de olmasın mı? Olmasın. Neyin eksik senin? Neyin eksik? Kaç lira yaşıyorsun söyle bakayım. Şey 500 yaşıyorum şimdi. 500 mi? Bu çıkardığın bu adam var ya her şeye her sabah gidiyor, sabahın köründe gidiyor. Milletin ağız kokusunu çekiyor. Sen gelmişsin rahat rahat 500 lirayı istiyorsun anne, değil mi? Anne başladın yine ya. Neyi başladın? Doğru yalan mı söylüyorum sanki? Ne diyorsan de kızına karışmıyorum ben. Kaç lira istiyorsun bir daha söyle bakayım. 500 diyor. 400 mü? 300 neyine yetmiyor? Al şu 200'ü, yüzünü geri getir. Ya baba 100 lira ne yetecek? 100 lira hala itiraz ediyor. Ya zaten konuşmaya devam edersen eteğim o da yırtık. Ya baba bu ne yetecek? Bir de hala itiraz ediyor. Eteğim yırtık benim eteğim. Ayrıca çulsuz gibi geziyorum. Ya anne evde etek, yırtık etek giysem ne olacak? Param yok kızım, param. Anne senin de paran hiç yok. Olmuyor. Ne yapayım vermiyor baba. Anca size yatırıyor. Ya anne bir 100 lira veriyor. Tabii ya. Canım zaten hep öyle olur. Her ay maaşın hepsini ben veriyorum ya sana. Tabii canım bana veriyorsun. Ben ne yapıyorum? Git onu al. Bunu al. Ya anne yastık altı birikimlerini görüyorum. Resmen ya tabii tabii. Ya. Görüyorsunmuş. Sanki ne kadar verdin. 2 kuruşun var ona da göz koydular gördün mü? Anne o 3 kuruşla da tekne alsa bana her şey alınır bu arada. Tabii tabii alınır. 3 kuruşum ayandım. Ben senin geleceğin için yapıyorum. Kefen param bu. Of anne of. Of. Başladın yine. Tabii canım başladın. Boş ver bunu. Al buzu. Al. Ha? Ne oldu senin olsun?
Daha fazla şımartmıyorsunuz helal olsun ya. Şımartıyorlar. Ben zamanında para istiyordum. Beni böyle yelbette böyle böyle yapıyordu. Paspas ediyor daha böyle. Sen parayı hak ediyor muydun da? Ne yapıyordum sen ya, bu hak ediyor mu? Kapı gitmiş bir tane içecek almış. Kapı çalıyor diye içecek mi olur ya? Kapı şillo. Kapı şillo ne anne? Kapı çaldı kapı. Kapı şilli. Ya anne annem bile ya. Senden daha iyi biliyor anne ya. Ya tabii tabii kesin öyledir zaten. Oh oh. Akşama yemek de yok bu arada. Kanka, ya anne sen onu bunu boş ver de Eray'ın tüm videolarını izlemişsin ha. Hepsine de yorum yapmışsın. Bir de bana diyorsun elinden telefon düşmüyor diye. Ya maşallah. O şey. Ne anne? Ya o ya aman boş ver. Gel biz bir tane köfte yapalım burada. Ya anne ne köftesi ya? Gel gel köfte yapalım. Sen onun gel. Tuzunu bile beceremezsin. Gel buraya. Niye beceremeyeyim anne? Aa burada yapacağım işte. Ben de biraz ayrı ben ya. Malzemeleri getireyim. Durun ben malzemeleri getireyim. Siz durun ha. Aynen. Beceremezsen yardım et şuna ya. Tuzunun tuzunu eksik koyar şimdi. Aha. Malzemeyi de getirdim. Şimdi biz tellak yapacağız o. Ya tellak o tellak. Ya tellak tellak. Anne sen ne bileceksin tellak burada tellak mı? Ya niye bilmeyeyim bugüne kadar seni kim doyurdu? Ben doyurdum yine doyururum. Anne de her gün makarna yemekten bıktım artık. Ya Allah seni kahretsin. Allah seni kahretmesin. Kız bu neydi? Nasıl yapılıyordu? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ha. Anne ben ne bileyim. Bu nasıldı ya? Ne yapacağız şimdi? Eray. Arasan mı acaba cevap verir mi? Dur ben bir arayayım Eray'ı. Benim telefonumu nereden bulacaksın telefonumu? Ya anne ben bulurum, internet sitesinde telefon numarası var. Vay be çocuk her şey yapıyor valla. Ben bir köfte yapamıyorum ha. Ana hani bana çok konuşuyorsun, kendin yap. Çakır yapayım. Yok ana bırak şimdi elimde melimde kalırsın aman alıyor şu. Alo. Alo. Alo çocuğum. Ses. Alo. He çocuğum. Hayır çekmedi kusura bakmayın. He sorun yok ya. Ya çocuğum şu neydi senin bir tane videonu izledim ben. Aa bu evet. Yanımda Damla var Damla evet. Sayesinde. Aa bir tane tellak mıdır nedir onu yapıyorsun. Evet. Ya ben yapamadım gel de bana bir yardım et hele. Tamam hemen geliyorum konumuz zaten. He. Yardımcı olurum. Konu nedir? Sonun mu? Dur anne ben. Sonun mu geldi? Ay sonun mu geldi? Anne bir dur öyle bir şey değil. Sonum geldi gördün mü kızım anne. Anne. Gördün mü? Öyle yok. Anne dur. Ben attım Eray. Bekliyorum. Tamam geliyorum hemen bir dakika. Kız kalk evi topla kız misafir geliyor. Kalk, anne. Topla. Allah seni kahretmesin ya. Misafir geliyor ya. Anne şimdiye kadar toplama misafiri duydum. Siz batırıyorsunuz ben mi batırıyorum sanki? Of artık. Ay geldin. Geldim. Gel. Gel. Gel yavrum gel. Valla. Merhabalar. Ay canım merhaba. Oğlum benim. Merhaba. Canım anne çocuk. O canım oğlum ne oldu ya? Biz en iyisi köfte yapmaya geçelim. Sen şöyle durup mu? Merhaba. Valla çocuğum bana da öyle çocuğum. Merhaba şimdi ne yapacaksınız siz? Valla sen videoda yapıyor muydun? Neydi? Telak. Yok telak köftesi. Ha ondan işte. Evet. Siz yapmaya başlayın ben size tarif edeceğim. Ha, ben bilmiyorum tamam söyle ne yapayım? Tamam ilk önce harcını yapacağız. Harç tamam. Malzemesini böyle alıyoruz. Tamam. İçine bulgur ekleyeceğiz. Ha, tamam. Bulgurumuzu ekleyelim. Aha burada. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi sıcak su ekliyoruz. Ha, tamam koyayım. Aha, evet. Şimdi ağzını kapatacağız ve 5 dakika duracağız. Ya yürü ya. Ne tellak mıdır? Gel gel. Çık köfteye uğra senle. Gel. Hadi. Bu yavrum benim. Güzelim benim. Gel. Çık köfte gel. Ben. Şunları kaldırın bakayım. Gelin çık köfteye uğralım. Çık köfte mi yapacağız? Gel çık köfte. Gel yavrum gel. Aa bak böyle. Şimdi ben tellak mıdır nedir onları ben bilmem. Hadi. Aa sonunda bir şey de yaradı. Koy. Üşütme yavrum. İki tane. Yok bir tane yeter. Teşekkürler bir tane yeter. İyi tamam sen bilirsin. Şimdi çiğ köfte mi arıyoruz? He çiğ köfte arayacağız. Anne neredesin ana? Gel de yardım et. Allahümme salli ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor anne iyi misin? Anne gitme. Anne gitti. Ne kadar değişik bir ev burası. Biz ben yani çocuğum biz öyleyiz. Yorum. Hadi başla bakayım nasıl yoracağım. Şimdi ilk öncelikle Esmer bu. Hazır. Sen yap. Annem okay. Namaz kılıyor. Tamam. Yoruyoruz. Kız öyle mi olur? Çekin bakayım. Sen telak yaparsın ben çiğ köfte yoruyorum. Siz yorma kızım. Oo güzel. Koydun mu anne? Koydum hepsini. Hazır her şey. Oh. Kızın
da çok biliyorum. Baban olacaktı şimdi burada. O nasıl güzel yoğuruyor. Ya. Aha. Baba ana ne oldu sen? Ay şş. İki dakika git. Namaza gidip geldim hala bir şey yapamadınız ha. mı? Ama ne oldu? Şey yoğuruyoruz. Baban nerede? Yatıyor mu? Git de bir çağır da gel oraya. Siz yormaya devam edin. Aa. Bırakmayın. Yoruldum da ben yaşlıyım. Ben yardım edeyim. Ay yok 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 yok. Erkek eli girer mi buna? Siz yapamazsın. Sen daha küçüksün. Ay geliyor babam. Ya hele siz bir durun ya. Oo beyim geldi beyim. Gel sen beyim. Sen yoğurmayı nereden bilirsin? Gel gel. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. E bir şarkı da patlatırsın artık. Nemrud'un kızı yandırdı bizi. Yaktı silmesine. Yeter yeter oldu daha yeter, sonra ama evet, bence. Hadi. Atam. Uy 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 uy. Uuu. Sırtım. Evet. Ben bunları koyarım şimdi. Aynen. Yeter o kadar. Biraz yeter daha ne istiyorsun? Biraz bir versin. Ya bu kadar yeter. Ben koyayım şu köfteleri getireyim o zaman size. Aynen. Ah koyayım. Benim acelem var yalnız. Niye ne oldu çocuğum? Gitmem lazım işlerim var. Ha yemeyeceğim mi? E yerim ucun altında. He tamam al bak böyle. Şöyle. Şehir ikram edin. Yok yemese de olma dokunuyor canım. Ay kız şuraya. Her şey gel, yapıyor. Gel al ye bak. Anne dokunmasın az ya anne. Ey iş acısını bile doğru düzgün atamamışsınız. Aa, hala anne. Şeyinizi yapıyorsunuz. Neyse çocuğum sen evet, anneme tamam. Bakma benim. Tamam. Düşünme var sen git işinden alıkoyma. Artık gidiyorum. Hadi tamam. Görüşürüz. Anne senin de namazın mı vardı? Bitirdin mi namazını? Bitirdim bitirdim. Ben gidiyorum Allah'a. Sen namazın Allah'la bir alakalı olmaz. Tamam gidiyorum. Valla anne alınla arama girme lütfen. Lütfen yani. Kenazı ver diyorum lütfen yani. Neyse ah bu da böyle. Çiçek de yorduk kız. Akşama yemek de hazırladım. Maşallah bize valla. Ben gidiyorum kızım hazırlamaya çiçek köfteyi. Hadi gel kızım yardım et. Gel gel. Bir kaldır da beni öyle git. Gel anne. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer şimdiden bir kusurumuz olduysa affınıza dileniyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. İzninizle arkadaşlarımı çağırmak istiyorum yanıma. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.